Selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Ali Aydın hocamıza bir dersimiz vardı. Ama maalesef teknik bir arızadan dolayı Ali Aydın hocamla yapacağımız dersi yapamadık. Bundan dolayı bir konu değişikliği yapalım istedik. Bugün belki daha önce hepinizin de bildiği ve şahit olduğu bir konu, kader konusunu işleyeyim istedim. Bu arada paylaşımlarımı yapıyorum, ondan dolayı biraz gecikme olabiliyor. Bir dakika. Hakkınızı helal edin. Bir dakika. Evet. Sanırım canlı yayın. Evet. Evet. Başlayabilirim. Selamünaleyküm tekrar. Şunları buraya bırakayım. Bu akşam Ali Aydın hocamıza ben bir giriş yaptım ama yayında kimse olmadığı için ben yine konuyu anlatayım istedim. Bugün Ali Aydın hocamızla Nebi ve Resul kavramlarını konuşacaktık kendisiyle. Geçen hafta o yayını yapmıştık. Bugün onun devamını yapacaktık. Maalesef son dakikadan kaynaklanan bir şey oldu. Bir sıkıntı oldu. Sanırım ya interneti ya da telefonuyla alakalı bir arıza oldu. Bugün ben size müstakil olarak daha önce işlediğim kader konusunu işleyeceğim. Tartışmalı bir konu biliyorsunuz kader konusu. Kader kendi bağlamından çıkartılıp bugün alın yazısı olarak önümüze konulan bir mevzu. Bunu birkaç başlık adı altında böyle size Kur'an'a arz ederek, Kur'an'daki kavram olarak kader nedir'i anlatarak birazcık anlam dünyanıza, zihin dünyanıza bir farkındalık oluşsun. Onun hakkında belki daha önce kader konusunu okumayan veya üzerinde tefekkür etmeyen kardeşlerimiz için farklı bir şey, bir bilgi olsun diye inşallah. O ders olmadığı için kaderi işleyeceğim. Nasip olsa kaderi 7 başlık altında işleyeceğim. Kur'an kavram olarak kader, takdir. Rivayet ve günümüz kültüründe kader, imanın konusu ve imanın maddesi olarak kader, kaderin önceden yazıldığını delil gösteren ayetler ve kitap kavramı, yani kaderin yazıldığını iddia edenler var daha önce ve bazı ayetleri onlara delil gösterirler. Özgür iradeye bakan yönüyle kader, seçim ve eylem ve sorumluluk yönüyle kader, ve Kur'an'da kader olarak 7 başlık altında inşallah bu kader konusunu size anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz günümüzde kader alın yazısı olarak bilinir. Bazı inanışlara göre bütün olayların önceden değişmeyecek şekilde düzenleyen bir kuvvet. Kader bütün olayların önceden değişmeyecek biçimde düzenlendiğine, yazıldığına inanılan doğaüstü ezeli güç ve takdir diye anlatılır. Yazgı, mukadderat olarak anılır. Kader kavramı birçok dinde ve felsefede yer almış. Mesela Musevilikte de var kader. Musevilikte kader inancı diğer dinlere göre bir parça değişiklik gösteriyor. Museviliğe göre bir insanın kaderi tüm hayatı boyunca baştan yazılmaz. Bir sene önceki hal ve hareketlerine göre senelik olarak yazılır. Bir sene boyunca iyi ve hayırlı işleyen, hayırlı işler işleyen kişilerin kaderi de bir sene sonra yazılır. Bu şekilde değişkenlik gösterir. Biliyorsunuz bizde de bu Musevilikten gelen şöyle bir inanış var. Bela ve musibetlerin yazıldığı aylar diye bazı aylara olmayan Allah'ın dile getirmediği bu Musevi inancına benzeyen bir inanç dile getirilir. Şimdi birinci maddeden başlayalım.
kavram olarak kader. Kur'an-ı Kerim'de geçen kader, bu kelimenin türetilmişi takdir olarak da geçer. Bu kelimeler muhtelif anlamla beraber kullanılıyor ama geçtiği, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği her yerde ölçü ve miktar esaslı alınır. Karşılığı ölçü ve miktar. Genel olarak kader kavramının içerisinde ölçü, miktar, ilke, kural, düzen, takdir, ahenk anlamlarını da taşır. Kur'an kader kelimesini hep bu anlamlarda kullanır. Elimizdeki geleneksel akaid kitaplarında ise Kur'an anlayışının Kur'an'daki kader kavramıyla kesinlikle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bugün bu alın yazısının olmadığını dile getiren Kur'an'dan istifade eden kardeşlerimiz, işte diğer karşı tarafta nispetle işte kader inkarcısı olarak değerlendirir ama bizim zihnimizdeki kader anlayışı ile onların zihnindeki kader anlayışı kesinlikle birbirinden çok uzak bağlamda değerlendirildiği için ve bizi anlamadıkları için bu şekilde bir ithamla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela takdir anlamı geçer. Miktar, ölçü, herhangi bir şeyi bir nizama göre belirlemek ve yaratmak. Dünyanın kendi etrafında 24 saatte tamamlanması gibi bu fekaddarehu takdire, ona ölçü ve şey verdi. Yani hem zaman hem de fiziki olarak bir ölçü tayin etti. Takdir, Rahip İsfahani'nin Allah'ın varlıklara ilişkin takdirin iki anlama geldiğini söyler İsfahani. Bunlardan biri yarattığı nesnelere güç vermek, diğeri de ilahi hikmetinin gereği tarzda yarattıkları nihai özellik ve şekillerine kavuşturmaktır. Şimdi kavram olarak kader az çok anlaşılmış. Ölçü Kur'an'a göre ölçü, miktar, kural, düzen, takdir ve ahenk demek. Güç ve kudret anlamı da verir. Bir Allah'ın yarattığı şeye güç vermesi ve onu nihai özelliklerine göre yaratmak istediği şeye göre yaratması. İkinci madde rivayet kültüründe kader. Bugün kader dendiğinde yani sokakta kimi çevirirseniz çevirin kader nedir diye dendiğinde size alın yazısı olarak dile getirir. Serdal Peksan hocam, Ali Aydın hocamızla yayını yapacaktıkken teknik bir arıza oldu. Yani şu anda cazınızdan dolayı cevap veriyorum. Herhalde ya internetiyle ya da telefonuyla alakalı bir problem olduğu için Ali Aydın hocamızdaki dersi, onunla yapacağımız dersi haftaya yapacağız. Boş geçmesin diye daha önce yaptım bu kader çalışmasını sizinle paylaşmak istedim. Evet, rivayet kültüründe kader. Şimdi ne bizim Allah Resulü'nün şöyle bir Allah Resulü'ne bir rivayet isnat edilir. Hadis demeyeyim artık, yani o aslında hadis değil. Sizden birinin yaratılışı annesinin karnında 40 günde toplanır. Bu kadar daha geçince alaka olur. Bu kadar daha geçince mudga olur. Sonra Allah bir meleği 4 kelimeyle gönderir. Rızkını, ecelini, aslında buradaki eceli işte alın yazısı, amelini, şaki veya sait, kafir veya Müslüman olacağını da yazar. Bunu Rabbimiz bu Allah Resulü'nün rivayetine nispet edilerek sözde Rabbimiz söylemiş. Sonra ona ruh üflenir. Kendinden başka ilah olmayan zata yemin olsun ki sizden biri cennetlikler gibi davranır. Öyle ki kendisiyle cennet arasında bir arşınlık mesafe kaldığı zaman yazgısı ona geçer ve cehennemlik kimselerin işini yaparak cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri sürekli cehennemlik kişiler gibi davranır. Kendisiyle cehennem arasında bir arşınlık mesafe kalınca yazgısı öne geçer ve cennetlik kimselerin işini yaparak cennete girer. Yani Kur'an'ın söylemine, Allah'ın vahyine tamamen zıt bir düşünce. Bunun hani nerede geçiyor diye söylendiğinde
Buhari'de Kader Bahsi 1, Müslim Kader Bahsi 1, Ebu Davud Sünen 17, Tirmizi Kader 7. Bunların tamamında geçiyor. Daha sonra her insan cennete ve cehennemdeki yerinin yanı sıra mümin yani sait ve şaki ve kafir olduğu yazılmış başka bir hadis. Yani bu bağlamda zaten gelen bir hadis. Mümin olan kimse müminlerin alemini, kafir olan kimse kafirlerin amelini yaşar. Herkes yapacağı ameli kolaylaştırılır denir. Mesela bu da Müslim Kader Bahsi 6. hadis. Bu bağlamda değerlendirildiğinde hiçbir tanesi zaten o zaman ödül ve cezanın ahiret boyutunun hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz. Yani ceza, iyi davranma, kötü davranma, adalet, hak gözetme, Allah'a karşı sorumluluk, insanlığa, tabiata, insanın kendi ailesine karşı olan sorumluluğun hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü ne yazılmışsa bir yerde daha önceden zaten yazılmış, bir yerde de onu zorunlu olarak yaşar deniyor. Ama bunu yumuşatmak için herkese yapacağı amel kolaylaştırılır diye bir şey ilave edilmiş. Kul ilahi planda cennet ehlinden olduğu halde cehennem ehlinin amelini işleyebilir. Cehennem ehlinden olduğu halde cennet ehli gibi de davranabilir. Fakat sonuç planlandığı şekilde gerçekleşir diye de bir rivayet var. Gene Buhari'de, Müslim'de geçer bu okuduğum hadis. Yani rivayet, hadis değil. İnsana faydalı olanı yapmak için gayret göstermeli ve Allah'tan yardım istemelidir. Başına bir iş gelince şöyle yapsaydım da şöyle olurdu dememeli. Bu Allah'ın takdiri demelidir. Müslim Kader 34. Yine Hazreti Adem'in günah işleyip cennetten çıkması önceden belirlenmiş bir kaderle gerçekleştiğini dile getirir rivayetler. Buhari Kader Bahsi 11, Müslim Kader 14-15'te geçer. Hadis rivayetlerin bir kısmında Hazreti Peygamber'in dualarında kaderin kötüsünden Allah'a sığındığı ve aynı şeyi ashabına tavsiye ettiği ifade edilir. Yine Buhari'de İbni Asım'da geçen rivayetler. Resul-i Ekrem ayrıca hastalığa yakalananların tedavi görmesinin gerektiğini ve bunun da bir kader olduğunu açıklamıştır. Bazıların telakkisine göre Emevi saltanatını kuran Muaviye Ebu Süfyan icraatını meşrulaştırmak için kader inancını cebir doğrultusunda yorumlayarak kendisini devlet başkanı yapanın ve icraatını yaratanın Allah olduğunu, dolayısıyla bütün bu işlerinde, bütün yaptığı işlerde isabetli olduğunu ve bunun bu şekilde kabul edilmesi gerektiğini dile getirir. Hani Yezid Hazreti Hüseyin'i öldürdüğü zaman onun ölümü benim elimden olacaktı, bu onun kaderine yazılmıştı diye söylemişti ya, aynı zihniyet devam ediyor. Şimdi bu hadislerdeki kader anlayışı, hani Kütüb-i Sitte'de Buhari çökerse İslam çöker diye iddialı bir söylemde bulunan şahsiyetlerin bizim tamamına vahiy gibi iman etmemizi isteyen zihniyetlerin içerisindeki hadisleri anlatıyoruz kadere ait. Hatta başka biri diyor ki Buhari'de süt siyahtır diye yazsa benim için o artık siyahtır ve olay bitmiştir. Kesinlikle sorgulamam diyor. Şimdi nurcuların anlayışındaki kaderi konuşacağız. Günümüzdeki nurcular, yani 100 yıl önce yaşayan Said Nursi'nin kadere dair bakışı. Kadere iman etmezsen diyor. Herhalde bunu şeyden dinlemiştim. Bir tane Uğur Akkafa olması lazım. Birkaç kişiden baktım nurcuların kader anlayışına dair. Kendi birebir cümlelerini okuyacağım YouTube'dan. Diyor ki kadere iman etmezsen diyor mümin olmazsın. Şimdi kader imanın bir şartı haline geldi. Ama Bakara suresi 177 ile Nisa suresinde sayılan iman şartları arasında biliyorsunuz kader yok.
Ama Kur'an'ın içerisindeki kadere her Müslüman iman etmek zorundadır ölçü birimi olarak. Bunlar kadere son madde olarak kaderin hayrın ve şerrinle Allah'tan geldiğini de ilave ederek böyle imana bir madde daha ilave ettiler. Bundan dolayı kadere iman etmezse mümin olamazsın diyor. Allah'a iman ne ise kadere iman odur. Neden? Çünkü Kur'an'da Allah kaderden bahsediyor ve Kur'an'ın bir ayetini inkar eden dinden çıkar ve onun da delili olarak En'am suresi 59. ayeti dile getiriyor. Eyvallah. Doğrudur. Kadere iman etmeyen gerçekten mümin olmaz. Ve Kur'an'da geçtiği için kaderi inkar eden Allah'ın bir ayetini inkar etmiş olur. Ama bu tamamen bir laf cambazlığı. Çünkü onların kader anlayışı, kader diye dile getirdikleri şey tamamen alın yazısı. İnsanın hayatının ne yaptığı, ne yapacağının daha önceki bir kitapta yazılı olduğu ve insanın yazılan hayatı yaşadığına dair. Yani senaryo olarak ne yazıldıysa insanlar onu yaşamak zorunda. Ve buna iman etmezseniz mümin olamazsınız diyor. En'am suresi 59. ayeti delil olarak getiriyor. Ayeti okuyayım. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Yani gaybı sadece Allah bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın. Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuza olmasın diye çevirmişim. Buradan bu arkadaş alın yazısını imanın konusu olarak değerlendirip sonra da ayeti kendisine delil gösteriyor. Ayeti okudum. Konuyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Allah'ın gücünün, kudretinin ve bilgisiyle alakalı bir şey. Sonra devam ediyor. Diyor ki Allah kainatta olan olacak her şeyi ezelde bilmesi, neler olup olacağını en ince ayrıntısıyla levh-i mahfuzda yazılı oluşuna kader denir diyor. Ve ekliyor. Şimdi kaderin içerisine bir de ezel kavramını koydu. Ezel Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda kesinlikle geçmez. Sanırım bir yerde farklı bir anlamda geçiyordu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ezelin yani ezel kavramının kelime anlamı başlangıcı belli olmayan zaman. Öncesizlik. Yani Allah her şeyi oraya yazmış. Eyvallah yazmış. Ama onların dile getirdikleri kesinlikle o değil. Allah'ın yazdığı şey insanın ameli değil ama şimdi anlatmayayım. Daha sonra Kur'an'daki kader bağlamında anlatacağım. Ben yine kendi sözlerinden gidiyorum. Ezel başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. O her şeyi ezelden biliyor. O Allah'a ait bir makam. Şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi makamından dahi söz etmezken hani o Sübhan'dır. Hiçbir makamı yoktur. Ona bir makam tayin edilemez zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir kavramı alıp bu arkadaş ezel kavramını Allah'a ait bir makam olarak tanımladı mı? Tanımladı. Kader ilmi diyor. Kader ilmi ezelden olduğu için nasıl peygamberimizden hadisi. Şimdi bu hadis sözde şeyde geçiyor. Yani kütüb-i sitte'de geçen. Yani dile dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle. Manzara-i âlâdan ezelden ebede kadar olmuş olacak birden tutar ihta eder bir makamı âlâdır. Bunu Allah Resulü'nün ağzına nispet ediyorlar. Böyle bir hadis. Yani kendi dillerini dahi Allah Resulü'ne nispet edecek derecede hassiz bir duruma düşüyorlar. Aslında farkında değiller. Yani böyle bir hadisin olması söz konusu değil. Allah Resulü'nün böyle bir dili kullanması zaten söz konusu değil. Ve böyle bir yani hadis onlara göre hadis kütüb-i sitte'de bile geçmiyor. Bir de diyor ki işte kaderin iki kısmı vardır.
Nurculardan bahsediyoruz. Nurcuların kader anlayışından bahsediyoruz. Günümüz nurcuların zaten daha istiyor. Yani 100 yıllık bir mevzu bu. Bir izdirari, bir de ihtiyari yönü vardır diyor. İzdirari yönü şiddetli sıkıntıya düşmek, bir şeye muhtaç olmak. Aynı kökten bir isim olan zaruret kelimesi şiddetli sıkıntı anlamına gelir. Zaruret beni şunu yapmaya mecbur etti. Filan şuna ve şuna muzdar kıldı. Yani şiddetli ve sıkıntı yüzünden şunları yapmak zorunda kaldı anlamı taşır diyor. Dinde izdirar hali insanı dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yiyip içmeye mecbur bırakan durum diye de şey yapmış. Yani insanın doğumu, doğacağı yer ve fiziksel özelliğini kadere nispet ediyor. İhtiyari yönü tercihlerimize bakan yönüdür diyor. Tamam, eyvallah. Bu nurcuların dile getirdiği kader anlayışı. Adamların kendilerine göre En'am suresi 59. ayeti içerisinde hiç olmadığı halde kendilerine delil getirirler. Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü kendilerine yine delil olarak ortaya koydular. Ve içerisine ezel kavramını koyarak ezeli Allah'ın makamı olarak değerlendirdiler. İşte bazı şeylerin zaruri, bazı şeylerin tercihe, ihtiyari olduğunu dile getirdiler. Aslında kendileriyle çelişiyorlar. Bir yerde seçime dayalı yönü de var diyorlar. Başka bir yerde de ezelde, ebedde benim ne yapılacağım yazılmış diye bir bilgi ortaya koyuyor. Kendileriyle çelişiyor. Daha sonra arkadaşlar ben şeyi dinledim. Nihat Hatipoğlu'nu dinledim. Dedim bir bakayım o nasıl anlatıyor. Biliyorsunuz Nihat Hatipoğlu televizyonlarda her Ramazan çıkıp program yapar. Sanırım profesör unvanı var ve bir üniversiteye rektör olarak da atanmıştı eğer yanlış değilsem. O da diyor ki kul kendi iradesiyle kendi seçimini yapar. Eyvallah, doğru. Ehli sünnete göre kaderi Allah yaratır. Yaratma Allah'a aittir. Seçme insana aittir. Diye der. Ortaya koyar. Ama bakın sonunda ne gelecek? Şimdi onların kader anlayışı hem Nurcuların hem de Hatipoğlu'nun kader dedikleri zaman akıllarına gelen tek şey alın yazısı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar ki yaşamının yazılı olduğu konu. Abdullah İbni Ömer'den bir rivayet dile getiriyor. Diyor ki ileride Kur'an'ı okuyup kaderi inkar edecekler olacak. Onlara söyleyin ben onlardan uzağım. Yani bunu Hazreti Ömer'e nispetle söylüyor. Yani Hazreti Ömer geleceği de biliyor artık. Yani Allah Resulü'nün bile dile getirmediği, bilmediği bir şeyi Hazreti Ömer biliyor ki Hazreti Ömer'in öyle bir şey söylemesi söz konusu bile değil. Sonra diyor ki yine şeye nispetle, Hazreti Ömer'e nispetle, kişinin diyor Uhud dağı kadar malını infak etse kadere iman etmedikçe Allah onu kabul etmez. Aynı nurcuların ve hadislerde dile getirilen, yani rivayetlerde dile getirilen, ağız alışkanlığı hakkınızı helal edin. Rivayetlerde dile getirilen söylemlerin aynısı. Kadere iman etmedikçe, yani alın yazısına iman etmediğiniz sürece Allah rızası için ne kadar bütün malınızı, varlığınızı ortaya koysanız da Allah tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. Yani haşa, bir nevi Allah'lığa soyunuyorlar. Kendilerini Allah'ın makamına koyup karar verme mekanizması oluşturuyorlar ve öyle karar veriyorlar. Ve bunu Hazreti Ömer gibi bir halifeye nispet ediyorlar. Bakın ne kadar ileri gidiyorlar. Yine kader konusunda sapıtanlar bu ümmetin ateşe tapanlarıdır. Mecusiler biliyorsunuz ateşe taparlar. Alın yazısını inkar edenleri mecusilerle eş değer sayıyorlar. Ve bunu YouTube'da kendi bir videosu var, bakabilirsiniz.
Nihat Hatipoğlu kader konusu diye yazınızda çıkar. Tamamen bunları söyler. Yani biz Müslümanları hangi konuma soktuğunu, kimlerle eşdeğer tuttuğunu, zihniyetin ne olduğunu kendisi açıkça ortaya koyuyor. Ve diyor ki bunlar hastalanırsa ziyarete gidilmez. Ölürlerse cenazelerine gidilmez. Bu da Tirmizi'ye İbn-i Mace'nin mukaddemesinde geçtiğini dile getirir. Yani alın yazısını kabul etmezseniz, yani Allah için ne yaparsanız yapın, kesinlikle cennete girme şansınız yok bu arkadaşlara göre. Bir de Nurettin Yıldız'ı dinledim. O da diyor ki kader yorumlanamaz. Yorumlansa bile iman yerinde durmaz. Yani kader hakkında diyor ki konuşma. Başına gelecekler gelmişler de yani öncesi ve sonrası ile alakalı diyor. Kesinlikle konuşma, sen bunu yorumlayamazsın. Eğer yorumlamaya kalkarsan imanın gider, imanın yerinde durmaz. Ve şöyle bir şey söyler. Tehaviye göre de kader Allah'ın yarattıkları hakkındaki sırrıdır. Yani önce siz bakın bir kavramı bağlamından kopartıp alın yazısına çevirdikten sonra nasıl çıkılmaz bir hale soktuklarını işte görüyorsunuz. Yani daha sonra onu aklamak için hadis uydurursunuz, söz uydurursunuz, kendiniz yorumlarsınız. Yani din kardeşlerinizi mecusilerle eşdeğer tutarsınız, kafir ilan edersiniz. Çünkü imanın konusu haline gelmiştir artık bu. Yani işin ucu tamamen kaçar. Bu bağlamda günümüz kader anlayışı ile ilgili olan kısmı bu şekilde bitireyim. Üçüncü madde olarak imanın konusu olarak kader. Allah ezelden ebede meydana gelecek hadisleri yaratmadan önce ezelde takdir etmiş, yazmıştır. Zamanı gelince bu yazdığını yaratması da kazadır. Bu da Said Nursi'nin görüşleri, kadere iman, kader ve kaza nedir bölümünden alınmış. Ehl-i sünnetin iki mezhebi maturidilik ve eşariliğe göre kader ve kazayı farklı şekilde değerlendirir. Örneğin yani Said Nursi gibi değerlendirmezler. Allah'ın gelecekteki tüm olayları ezelden yazmasına eşariler kaza derler, maturidiler kader derler. Zamanı gelince yaratmasına ise eşariler kader der, maturidiler de kaza der. Yani şimdi hangisine iman edeceksiniz? İmanın konusu haline getirdiğiniz, maddesi haline getirdiğiniz şeyler yani kendi içerisinde çelişkili. Birine tanımındaki kader ve kaza şeyi farklı, tanım farklı. Diğerininkinin kaza ve kader tanımı farklı. Yani geleneksel kader tanımı Allah'ın ezelde her şeyi, hayır ve şerri ve her şeyi levh-i mahfuzda ezelde yazması ve zamanı gelince onu yaratmasıdır. Burada peki Allah önceden her şeyin ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyor mu? Kaderi inkar gibi bir durum söz konusu mu diye bir soru sorulması gerekiyor. Tabii ki değil. Bu çünkü kader kavramının içerisinde olan bir şey değil. Kader bağlamında, Kur'an'daki kader bağlamında değerlendirilecek olan bir şey değil bu. Ama maalesef işte bunu alıp tıpkı küfür kavramı, şefaat kavramı, salat kavramının işi boşaltılıp değiştirildiği gibi günümüz Müslümanlarında onun içerisinde doldurulan yönüyle bildiği için böyle bir soru akla geliyor. Tabii ki değil. Konu yanlış mecralı çekilip yanlış kavramlarla değerlendirildiği için zaten bu tarz problemlerle karşılıyor. Allah tüm yaratılan varlığın geçmişte, bugün, gelecekte ne olacağını tamamen bilir. Allah bizim kalplerimizde dile getirmediğimiz düşünceleri, o düşünceleri ortaya koyacak olan niyetleri dahi bilir. Hani diyor ya Rabbimiz, İster sözü açığa vurun, isterseniz de saklayın, Allah gizli sırlarınızı bilir diyor. Allah'ın bu ilim sıfatıdır. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır.
Onun bilgisi olmadan yaprak dahi kıpırdamaz. Bu sıfat sadece Allah'a aittir. Taha suresi 98'de Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır diyor. Hatta biliyorsunuz Abdülaziz Bayındır hocanın Allah insanın ortaya koymadığı eylemi bilemez diye bir söylemi de vardı. Öyle bir videosu vardı. Allah her şeyi bilir. Kesinlikle ben katılmıyorum. Çünkü Allah'tan söz ediyoruz. Allah'ı biz sadece esmalarıyla tanıyabiliyoruz. Yani nasıl bir güç, nasıl bir varlık olduğu hakkında ancak kendisinin bize anlattığı kadarını biliyoruz. Ve Rabbimiz diyor ki Allah hakkında, kendisi hakkında bilmediğiniz şeyleri kendisine isnat edip tartışmayın. Allah bizi bundan men ediyor. Allah hakkında bu şekilde bilip bilmeden bir şey isnat ederek konuşmamızı men ediyor. Yani bugün bile hani teşbihte hata olmaz derler. Yani iki tane Allah'ın yarattığı varlık konusunda hani bilmiyorum ne kadar doğru ama hani anlaşılması konusunda belki biraz şey olur, faydalı olur. Karıncaları düşünelim. Bir de insanları düşünelim. Karıncalar kendi arasında bizi tarif ederken muhakkak ki kendilerinde dili var. Bizi tarif ederken insanoğlunun ancak fiziki yapısına göre değerlendirip kendilerinde yani kendi aralarında konuşurken yani bu bir mecaz bir olgu olarak değerlendirin. Bizim ne kadarımızı yani hangi yönümüzü bilip birbirlerine aktarabilirler? Yani bu bir sadece iki tane yaratılmış hakkındaki böyle bir tanıtım amacı veya bilme amacı değerlendirildiğinde bu kadar ortaya uçurum bir bilgi eksikliği ortaya konduğunda yani insanoğlunun Allah'ı bu şekilde mahiyetini bilmesi, ne olduğunu bilmesi, onun hakkında haddini aşan kelimeler, cümleler, tanımlar ortaya koyması insanoğlu için yine hadsizliktir. İmanın konusu olarak kadere devam edelim tekrar. Günümüzde imanın 6. maddesi olarak sayılır ve öğretilir. Bugün belki birçoğumuz çocuklarımıza da yine imanın maddeleri olarak kaderi, hayrın ve şerrin son madde olarak Allah'tan geldiğini anlatırız. Buna Amentü hadisi ile yani buna Amentü hadisindir. Abdullah İbni Hazreti Ömer'den yine Hazreti Ömer'e nispet edilir. Hazreti Peygamber imanın esaslarını 6 madde halinde bildirmiştir demiş. Cibril hadisi diye meşhur olan bu hadislere göre Cibril aleyhisselam Hazreti Peygamber'in yanında ashabından bir kısmının bulunduğu bir zamanda insan kılığında gelmiş ve Hazreti Peygamber'in dizinin dibine oturarak İslam, iman, insan ve kıyamet hakkında bilgi edinmek ve bunları ashaba öğretmek istemiştir. İmanla ilgili soruya Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir der. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rasulihi vel yevmil âhiri ve bil kadri hayri ve şerri min Allahi Teala. Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim diye bir rivayet gelir. Genelde bunlara kutsi hadiste denir. Şimdi soru bir. Bunları biz Kur'an'a arz ettiğimizde bize alın yazısını kaderin maddesi olarak biz de böyle öğrendik ama artık bildikten sonra da bunu bu şekilde kabul edip kendi evlatlarımıza bu şekilde anlatmak kesinlikle doğru değil. Herkesin artık gerçeği bilmesi lazım. Eğer gerçekten şu anki biz gençleri ve çocuklarımızı bu şekilde yine genel kültüre göre anlatılan, Kur'an'a göre değil de rivayet kültürüyle anlatılan dine göre yetiştirirsek, nasıl bugünkü deizm çoğaldıysa belki 10 yıl, 20 yıl sonra bunun 10-15 katını göreceğiz. Şimdi kaderin alın yazısı olduğunu ve imanın maddesine olduğunu dile getiren arkadaşlar şu sorulara cevap vermeleri gerekiyor. 1-
İmanın maddelerini belirlemek kime aittir? Resul'e mi? Allah'a mı? Cebrail aleyhisselam Allah'ın emri olmadan iner mi? İner mi? Kesinlikle inmez. Çünkü Kadir suresinde biliyoruz. O onlar Allah'ın emriyle iner de inerler melekler için diyor. Yani Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne bir şeyler öğretmek için kesinlikle inmez. Hadi diyecekler ki Allah gönderdi. Allah Maide suresinde ekmeltukum dinukum dedikten sonra neden böyle bir şeyi ortaya koysun ki? Nisa suresi zaten gelmiş, imanın maddeleri var. Bakara suresinde yine imanın maddeleri var. Ki din adına Resul'ün bir şey ortaya koyması kesinlikle mümkün değil. Çünkü Hakka suresi 44 ve devamı buna meydan okur. Eğer Resul bizim adımıza bir şey uydursa onun şah damarını koparır ve hiç kimse de onu bizim elimizden alamaz der ayet. Bu mümkünde bir şeyi var, meali var. Yani Allah Resulü de din adına bir şey ekler. Çünkü siz imanın maddesi olarak değerlendirdiğinizde bu imanın konusu olur. Dinin konusu olur ve Allah adına Allah'ın koymadığı bir maddeyi Allah Resulüne ve Cebrail'e isnat ederek kendiniz dine bir şey eklemiş oluyorsunuz. Üçüncü soru, Allah'ın emri inmişse imanın şartlarının yazılı olduğu ayetler ortadayken Allah neden böyle bir şey yapsın? Zaten bunu dile getirdim. Dördüncü soru, Allah'ın Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gönderdiği her şey ayet olarak inmesi gerekmez mi? Kesinlikle bunlara aklı başında olan insanlar alın yazısı diye, yani kaderi alın yazısı olarak görenler böyle bu sorulara cevap vermeleri gerekiyor. Kur'an'da imanın şartları. Kur'an'da imanın esaslarının topluca sıralandığı hiçbir surede, ayette kadere iman diye bir şey geçmez. Ama dediğimiz gibi Kur'an'da kavram ve kelime olarak her ne geçiyorsa biz ona iman ederiz. Kader kavramı ölçü olarak geçer. Nisa suresi 136'da her kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine ve ahiret gününe iman etmezse haktan çok uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir. Ama maalesef gelenek anlayışı bu Nisa suresi 136'ya işte kadere hayrın ve şerrin de Allah'tan geldiğini ilave etmiş. Evet, işte dile getirdiğim Bakara suresi 177. ayet. İyilik bir kimsenin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi değildir diyerek iman etmesi ve öyle devam eder. Ve hayır ve yani yoksullara yardım etmek, yani imanın gerekçelerini, maddelerini ve sosyal yönüne bakan taraflarını açıklar Bakara suresi 177. ayet. Ben sadece maddeler kısmını aldığım için diğerlerini bilemem. Dördüncü maddeye geldik. Kaderin yazılı olduğu iddia edilen ayetler. Şimdi bu gelenekçi arkadaşlar Kur'an'dan deliller getirirler. Bakın burada alın yazısına delil getirilen birkaç tane ayet olduğunu söylerler ve bunu ortaya koyarlar. Mesela Tevabun suresinin 11. ayeti. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa ve onun kalbini Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Buradaki izin vermesi özgür iradenin olduğuna delalet eder. Allah'ın koyduğu yasalarım, bir de ikincisi Allah koyduğu yasaların mahkumu değil, hakimi olduğunu dile getirir. Bunun içerisinde, bu ayetin içerisinde kesinlikle alın yazısı diye bir şey çıkmaz. Ayet onu da ima etmez. Mesela Tevbe suresi 51. ayeti delil getirirler. Yine de ki başımıza Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez.
Odur bizim tek sahibimiz. Şu halde inananlar yalnızca ona güvensinler. Şimdi bu Tevbe suresinin 51. ayetini bir önceki siyak sibakından kopartılarak, bağlamından kopartılarak farklı anlamlar verilmiş. Bu ayeti işte 50-51 veya 49'dan başladığında münafıklar ile Müslümanların ayrıştığı, Allah'a güvenin söz konusu olduğunu dile getiren bir ayettir. Kesinlikle bunun alın yazısı ile alakalı şey yok, alakası yok. Nasıl ki işte şey miydi, Haşr suresinin 7. ayeti miydi? Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü size ne verdiyse onu alın, sizden neyi men ettiyse ondan sakının diye bağlamından koparlar. Yani ayetin kendi içerisinden kopartılarak Allah Resulü'nün de hüküm koyabileceğini, kanun koyabileceğini, din adına bir şeyler ortaya koyabileceğini ortaya koyuyorlarsa bunu da kader bağlamında değerlendirip bu şekilde dile getiriyorlar. Başa gelenlerin bir kitapta yazılı olduğu iddia edilen ayetlerin en önemlilerine Hadis suresi 22. وَمَا أَسَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا أَنْفِيسُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ. Ne yeryüzünün ne de sizin başınıza biz onu varlık sahnesine çıkartmadan önce kayıt altına aldığımız bir yasa olmadıkça asla bir musibet gelmez. Şüphesiz Allah onun için kolaydır. Yani bunların alın yazısının yazılı olduğunu dile getirdikleri ayet aslında başka bir şeyi söylüyor Hadis suresi 22. ayette. O ayette dile getirilen şey şu. Varlık sahnesini ortaya konmadan, yani hayata eyleme dönüşmeyen hiçbir şey olmasın ki o levh-i mahfuzdaki bir yasaya, onun yasası levh-i mahfuzda kayıtlı olmasın. Allah orada bir yasadan bahsediyor. Yani alkollü araç kullananın kaza yapacağı aynen bir yasaya belirlen. Çünkü aklın üstünü örttüğü için kendinde değildir kişi. Alkolün aklın üstünü örtmesi, düşünme yetisini, görme yetisini kaybetmesi onun yasasıdır. O yasa levh-i mahfuzda yazılıdır. Eylemlerimiz değil. Kim o yasalara göre iyi veya kötü bir şekilde yaşarsa o yasaların icabet ettiği şey, yazıldığı şey onun başına gelir. Bu kadar basit. Hani Zilzal suresinin son ayetinde diyor Rabbimiz, kim zerre miskal bir hayır işlerse görür, yine aynı şekilde şer işlerse de görür. Yani bu onun kendi seçimidir. Yine En'am suresi 69. ayet bu bağlamda delil olarak dile getirilir. Gaybın anahtarları yalnızca Allah katındandır. Allah katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki, yani bunu okumuştum. Nurcuların delil getirdiği ayetlerinden bir tanesiydi. İkinci kez karşımıza çıktı. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir baş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta bir yasaya tabi olmasın. Yine aynı şekilde, yani tamamen meal çevirisinden kaynaklı, bağlamından kopartılarak dile getirilen bir ayet. Başımıza gelecek olan her şeyin yasası Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Hatta Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ona ol der ve olur ayeti var, bilirsiniz. Şimdi orada çok ilginç bir şey var. Yakûlen lehu, ona. Şimdi olmayan bir şey, yaratılması murat edilen bir şeye Allah orada ona diyor. Bunun üzerinde birazcık tefekkür edilmesi gerekiyor. Var olmayan, yaratılmayan bir şeye Allah neden yakûlen lehu, neden ona diye hitap etsin? Allah-u Alem, Allah en doğrusunu bilir ama yaratacağı şeyin yasasına, önce yasasını oluşturur, yasası vardır. Allah ona dediği şey onun yasasıdır. Onu yaratmadan önce
yasasına ol der ve o da oluş sürecine girer. Bu benim kendi çıkarımım, doğru veya yanlış. Ama oradaki ona lafzına, ona zamirine başka türlü nasıl bir anlam verilir bilmiyorum. Ben üzerine tefekkür edince sadece kader konusunu işlerken zaten geldi aklıma. Bu konudan bağımsız olarak onun bu şekilde de anlaşılabileceğini dile getirmek istedim. Yine Yunus suresi 61. ayetinde sen hangi işte bulunursan bulun ona dair Kur'an'da ne okursan oku ve hangi şeyi yaparsanız yapın siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Bu Allah'ın ilim sıfatıyla, basir sıfatıyla, esmasıyla alakalı. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca hatta bu zerreden daha küçük ve daha büyük olsun hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılır. Buradaki kitabın kavramın kelime anlamı yasa, kanun. Yani Kur'an-ı Kerim'de salat, kitap ve buna benzer kavramların birden fazla anlamı var. Ancak geçtiği ayet içerisinde o anlama ulaşabilirsiniz. Ona yani Arap gramerindeki o çoğulculuktan alıp onu oraya koyabilirsiniz. Yine bu bağlamda Hud suresi 11. ayet var. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızık açısından Allah'a bağımlı olmasın. Nitekim her canlının konup erişeceği yer, erişeceği yeri de bilir. Bütün bunlar kesin ve net bir yazılım ve yasayla kitapta kayıt altına alınmıştır. Bakın hepsi yasa. Burada bakılması gereken kitap kavramı nedir diye not almışım. Kur'an-ı Kerim'de kitabın kullanıldığı yerler dikmek, kitap kavramı önce Arap gramerinde dikmek, birleştirmek, bir deriyi başka bir deriyle birleştirmek, tabiat, yasa, kanun anlamı taşır. Mesela Araplarda katırı bağladım dendiğinde ketebtul bağle derler. Katırı veya atı veya işte ne olursa olsun bir yere bağladıklarında ketebtul bağle derler. Bakın ketebe yazma fiili. Bilinen manası harfleri birbirine eklemek suretiyle yazmaktır. Bu kelime bazen telaffuz yönünden birbirine girmiş şeyler içinde kullanılır. Kitabede asıl olan yazı ile düzenlemektir. Bazen bunlar istiare yani ödün ve çalma birbirinin yerine kullanım olarak diğerinin yerine kullanılabilmektedir. Onun için Allah kelamı yazılmamış olsa da kitap adı verilir. Hani bazen Kur'an'da biz sana kitabı indirdik der. Ama bütün peygamberler için de söyler. Yani Meryem suresinde Hazreti İsa için yeni doğmuş bir bebek için atanil kitap diyor. Bana kitabı verdi ve beni nebi olarak seçti der mesela. Ama küçücük bir çocuğa kitap verilmesi söz konusu değil. Tabi onu İsa Aleyhisselam yetişkin olarak değerlendirenler de var ama o bizim şeyimiz, konumuz değil. Ama geçtiği yerlere bakıldığında kitap kanun yasa anlamı olarak taşır. Kitap aslında mastardır, eylemlilik yönü vardır. Bunun yanında kitapta yazılan şeylere de kitap denmiştir. Genel olarak kitap içindeki yazı ile birlikte sayfanın adıdır. Kitabe bir şeyi ispat etmek, takdir etmek, zorunlu kılmak, farz yapmak. Mesela katab aleykum es-savme size yani sizden öncekilere yazılan oruç size de yazıldı. Orada zorunlu kılındı. Yoksa bizim üzerimizde bir şey yazıldı mı var? Hayır. Katab aleykum diyor. Size yazıldı. Yani size kanun olarak yazıldı. Size zorunlu yapıldı. Size farz kılındı denmek isteniyor oradan. Bunu taşıyan yani kitap ketebe kavramı. Yani bu herhalde anlaşıldı. Bayağı da bir zaman oldu. Bu bağlamlara geçeyim. Bayağı da bir ayet var. 6. maddeye geçeyim. Yani ketebe kitap kavramı Kur'an'da geçtiği yerde bildiğiniz kırtasiye ürünü olan bir kitap olarak geçmez ki Rabbimiz bir ayeti kerimede diyor ki sana kitabı yani hatta da bir kırtasin der. Kırtasiye ürünü olarak yani yazılmış bir kitap olarak gönderseydik yine de iman etmeyeceklerdi der.
Yani bu da hatta bugünlerde bir abimizin ortaya koyduğu bir iddia var. Kur'an-ı Kerim Allah Resulüne Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak indiğini dile getirir. Ama Allah'ın o ayetini yani sana bu ürünü kitap olarak dahi kırtasiye orada bir kırtasin diyor. Kırtasiye ürünü olarak dahi gönderseydik bu zımmen kurtarmadık göndermedik anlamı taşır. Onu da niye görmezden gelir? Kitabın yasa olarak oruçla ilgili diğer yerlerde işte İsa Aleyhisselam'a bakan yönüyle veya diğer ayetlere şu ana kadar anlattığım yönleriyle ilgili yerleri niye dile getirmez? Onu da anlamış değilim. Altıncı maddeye geçeyim. İnsanın yani kaderin insanın özgür iradesini ortaya çıkaran ayetler. Yani biz kaderi alın yazısı olarak değerlendirdik. Bir zorunluluk vardı. Daha önce yazılmıştı. Peki insanın özgür iradesini ortaya koyan ayetlere bakıyoruz şimdi. Kehf suresi 26. ayet. Ve de ki bu Kur'an Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin. Mesela Mit suresinin hemen başında inne hedeynehu sebile imme şekuran imme kafura. Biz ona doğru yolu gösterdik. Dileyen inkar etsin, dileyen de şükretsin. Bu insanın özgür iradesine ortaya koyan bir ayet. Yine burada da aynı şekilde artık dileyen iman etsin, dileyen küfre sapsın. Küfre sapsın. Yani dileyen de inkar etsin. Biz zalimlere böyle bir ateş hazırladık ki onun alevinden duvarları kendileri çepeçevre kuşatacaktır diye geçer. Yine Mülk suresi 2. ayeti dile getirdim. İnsan suresi 3. ayette İnne hedeynâhu sebîle imme şekûran ve imme kafûran. Biz ona doğru yolu gösterdik. Dileyen şükretsin, dileyen küfretsin der. Yani oradaki ve imme kafûran kafir olsun değil, inkar etsin. Kendisine hakikat geldikten sonra ona sırtını dönsün anlamı taşır. Kehf suresi 29'a وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ. De ki bu hakikat Rabbinden gelmedir. Yani Kur'an için dileyen iman etsin, onu kabul etsin, isteyen de bunu inkar etsin. Hatta bazen Müslümanların da kendi dini anlatma konusunda veya kendi inandıkları değerleri ister tarikattan gelen, ister işte hadislerden gelen yani benimsedikleri dini insanlara kabul ettirme amaçlı böyle bir baskı aracı koyuyorlar. Eğer kabul etmediniz mi hemen sizi farklı bir kategoriye koyup kendi zihinlerindeki oluşturduğu bir kavram adı altında sizi tekfir etmeye başlıyorlar. Sen şusun, sen busun, sen şöylesin. Ama Rabbimiz bile kendi kitabı için bunu söylemezken ben doğru yolu ortaya koydum diyor. Dileyen bunu kabul etsin, dileyen inkar etsin. Mesela işte bize kader inkarcısı diyenler bunun aslında bu ayetin Allah'ın bu ortaya koyduğu özgür iradeye de dem vuruyorlar. Yani bunu da kabul etmiyorlar. İlla onlar gibi inanmamızı istiyorlar. Ya yani bazen benim yıllar önce işte ticaretle uğraştığım için 2008'de çek kullandığım dönemler vardı. Bazı arkadaşlar o zamanki işte 100 bin lira kadar bir para döndü. Bir kardeşimiz aradan yıllar geçti, çeklerimizi ödedik, borçlarımız bitti elhamdülillah. Bana işte Mustafa İslamoğlu'ya taş atacak sözde dedi ki işte Mustafa İslamoğlu'ya görüşüyor musun? Evet dedim görüşüyorum, çok yakinen görüşüyorum. Ya o kader inkarcısıyla niye görüşüyorsun, neden onların kitaplarını okuyorsun dedi. Ya dedim ki bak kardeşim benim şu tarihte sana çeklerim döndü. Eğer ben bu parayı sana ödemeyip deseydim ki senin şu kadarlık miktarı zarar görmem benim üzerimden olacaktı. Bu senin kaderindir, benim de kaderimdi, ödemiyorum deseydim ne olacaktı? Olur mu? Bizim inkar ettiğimiz dediğim şey bu. Yani sizin bize kader inkarcısı diye nitelediğiniz şey aslında tamamen bu. Bu kadar basit bir şey. Ama öyle demiyor diyor. O zaman dedim yani bir zahmet Kur'an-ı Kerim'de kaderin karşılığını gör. Müzemmil suresinde yine insanın özgür iradesini ortaya koyan ayet var.
İnne hazihi teskira femen şa'a ittahaza ila rabbihi sebila. Bu bir öğüttür, Kur'an için der bunu Rabbimiz. Artık isteyen, dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutsun. Nebe suresi 39. ayet. Zalikel yevmul hakku femen şa'a ittahaza ila rabbihi ma'aba. İşte bu hakkın tecelli ettiği gündür. Artık isteyen Rabbine varan bir yol tutsun. Yani çok ayet var ama insanın özgür iradesini dile getiren, ortaya koyan, alın yazısının olmadığını Kur'an'a arz ettiğimizde bu yönde çok ayet var. Sadece işte bir 7-8 ayet aldım. Onu paylaşayım istedim. Şimdi insanın eylemlerinden sorumlu olduğu ve başına gelenlerin kendi ellerin ile yaptığını dile getiren ayetler var. Yine sorumluluk çatısı altında. Necm suresi 39. ayet. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Emeğinin karşılığı vardır. İsra suresi 13. ayet. Her insanın amelini boynuna bağladık. Kıyamet gününde kendisine açılmış olacak karşılayacağı bir kitap koyacağız. Fussilet suresi 46. ayet. Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de bir kötülük yaparsa kendi lehinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir. Casiye suresi, kim bir salih amel işlerse kendi lehinde işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi lehinde yapmış olur. Yine Rum suresi var. Hepsini okumayayım. Rum suresi 44. Müminin suresi 40. Kasas suresi 56, Enfal suresi 23. Bunların tamamı, hani zamanınızı almayayım, bayağı da geç oldu. Dileyen not alır ve bunlara bakar. Şimdi zaten son madde olarak da Kur'an bağlamında kader, kudret anlamında yüzden, yani kader, kudret, güç, ölçü anlamında Kur'an'da yüzden fazla yerde geçer ve Allah'a nispet edilerek gelir. Takdir kavramının yer aldığı ayetlerde belirtilir. Allah'ın her şeyi amacına uygun yaratması olarak dile getirilir. Ve aslında bunu daha kader kavramını açıklarken yukarıdaki bazı ayetlerde aldım ama birkaç tane daha ayet alayım. Mesela Âle suresinin 3. ayetinde kaderin Kur'an'daki karşılığına nispeten diyor ki Rabbimiz, o ki her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti. Bakın, ölçü ve amaç. Sonra o ölçüye olarak amacına ulaşacak istikamete yöneltti. Ve yine Kamer suresi 49. ayet en önemli mihenk taşı ayetlerden bir tanesidir. Kur'an'daki kadere karşılık. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. İnne kulli şeyin halaknahu bi kaderin. Kelime bu. Tamamen bu kadar. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Yani burada Allah biz her şeyi bir alın yazısıyla yarattık demiyor. Zaten alın yazısı dediğiniz zaman cansız varlıkları içerisine kapsamaz. Yani içerisinde barındırmaz. İnsanın alın yazısı iradeli varlıklar için anlatılan, söylenen bir şey. Ama burada Rabbimiz bütün her şey için kader kavramını, kader kelimesini kullanıyor. Fussilet suresi üstten dibe doğru sabitleyen, oturaklı dağlar yerleştirip yeri bereketlenen ve her türlü türden gıdaların ölçüsünü, buradaki işte ölçü bareke fiha ve kaddara fiha olan kısmı, ölçüsünü 4 günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan odur. Yine kaddara, takdir etti. Yunus suresi 5. ayet. O güneşi bir ışık, ayı da bir aydınlık kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir ettik. Takdir, yine aynı kavram. En'am suresi 96. ayette. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinleme zamanı, güneşi ve
ayı da ince bir hesap ölçüsü kıldı. Burada da yine aynı nakdiru şeyi geçer. Kendi orijinalinde. Yine bakıyoruz kader kavramı aya, geceye, güneşe, yörüngeye nispetle ölçü anlamında kullanılır. Yani çok ayet var ama hani Yasin suresi 36. ayet güneşi kendi yörüngesinde akıp gitmektedir diye yine aynı şekilde kader kavramı kullanılır. Hani Rad suresi 47 var yazma eğer not alanlar varsa. Yunus suresi 5. ayet var. İnsan suresi 16. ayet var. Yani bunların geneline baktığınızda kader ve takdir Allah'ın bir sünnetidir. Eşyaya koyduğu ölçüdür. Kesinlikle alın yazısıyla uzaktan yakından bir anlam ifade etmez. Yani gelenekten gelen bilgilere göre rivayetleri de değerlendirdiğimizde ve Kur'an yani insanın özgür iradesine nispetle Kur'an'daki kader kavramını içeriğiyle ilgili hepsini değerlendirdiğimizde zaten iş baştan kendini belli ediyor. Ve kaderin alın yazısı olmadığı, Kur'an'ın aslında tıpkı şefaat gibi alın yazısı diye bir gündemi dahi olmadığını görüyoruz. Yani alın yazısı Kur'an'ın gündeminde yok. Allah Resulü'nün gündeminde de yoktu. Ama maalesef Allah Resulü'nden birkaç yüzyıl sonra yani hemen Emevi döneminde başlatılan kendi saltanatlarını ve kendi zulümlerini işte Muaviye'ye nispetle bir rivayet aktarmıştım zaten. Allah bana bu gücü, bu kudreti verdi. Benim yaptığım her şeyi bu şekilde kabul edin. O şekilde değerlendirildi, kabul edildi ve günümüze alın yazısı olarak ve imanın maddesi olarak geldi. Yani az çok size bunu özetlemeye, anlatmaya çalıştım. Bu saate kadar dinlediniz, Allah razı olsun. Tabii buna ilaveler de olabilir, yanlış değerlendirdiğim durumlar da olabilir. Bütün doğrular, hakikatler Rabbime aittir. Yani yanlışlar ve hatalar kendime aittir. Yalnız şunu rica ediyorum. Şimdi bizim bu videolarımızı paylaştırdığımız Vahiy ve Diriliş sayfası var. YouTube'da sayfamız var Vahiy ve Diriliş. Kendi sayfam var Sadullah Burkay olarak Vahiy ve Diriliş. Eğer bunlara YouTube'da şey olursanız, abone olursanız bir de yeni bir sayfa açtık. Kur'an'daki İslam diye. Hani ama onun şeyi yok. YouTube'da sayfası yok, gerek de yok. Bunları beğenirseniz biz size bu hakikatleri anlatma adına inanın saatlerce çalışıp derleyip toparlayıp işte bir saatte bir saat 20 dakikada anlatmaya çalışıyoruz. Sizden de tek istediğimiz buna hani bir takdir hani bizim de şevkimizi arttıracak bir şey olsun diye en azından bu sayfaları beğenip arkadaşlarınıza önermeniz, YouTube sayfalarını üye olmanız, bu gibi bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlamanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.